şey fark ettim de hep böyle bir kapı kapatırken video açıyorum nedense. Çünkü işlerimi hallettim diyorum. Kapıyı kapatayım. O arada kayıta basayım diyorum. Hep böyle oluyor. Fark ettim bunu. Herkese merhaba. Yeni bir videomuza ve yeni bir günümüze hoş geldiniz. Ama bugün çok değişik bir gün. Çünkü şu an saat kaç biliyor musunuz? Özellikle bu saatte açtım. Sandviçlerimiz şurada gözüküyor. 16.38. Yani aslında akşam. Genelde sabahtan açıyorum. Ama özellikle bugün geç açtım. Çünkü neden? Çünkü biz bugün Yalova'ya gidiyoruz. Şöyle tutayım sizi. Kuzenimin nişanı var. Şu saçımı da açabilirim. Krem sürdüm. Saçıma şey yapmıştım. Kuzenimin nişanı var. O yüzden gidiyoruz. Zaten işte bir de 15 tatil biliyorsunuz. Hani gitmek de istiyorduk. Bahane oldu bize. Yani daha acele gitmemize sebep oldu. Annemle birlikte gideceğiz. Murat gelmeyecek çalıştığı için. Vapurla gideceğiz. Murat gelecek, biz alacak. Yenikapı'ya bırakacak. Yalova'da da inmiş olacağız. Ne yaptım? Sabah kalktık, kahvaltı yaptık. Özellikle bugüne bıraktığım işler vardı. Evi işte süpürdüm, sildim, tuvaleti yıkadım, lavaboyu yıkadım, evi toparladım. Özellikle tam bu son güne bıraktım ki hani Murat tek başına kalacak ya. Hani bir gün önceden yapsaydım, dün akşamdan yine kirlenmiş olacaktı. Bavulumuzu yaptım, hazırladım. Ne giyeceğime karar veremedim. O yüzden şöyle koyayım size. O yüzden iki tane kıyafet getiriyorum. Aynı zamanda hafta içi de isteme söz var. Onun için de bir kıyafet götürüyorum. Bir de nişan var. Salonda olacak nişan. Çekecek miyim? Bilmiyorum. Yani çekerim zaten de yayınlar mıyım bilmiyorum. Melisa ile konuşmam gerekiyor. Ama evdeki istemeyi yayınlayacağımı, yani isteme söz bir arada oluyor ya, onu yayınlayacağımı zannetmiyorum. Çünkü o özel bir şey. Ama hazırlığını, işte o gün yaptıklarımızı, belki işte evdeki süslemeleri, ne yapacaklarını şimdi bilmiyorum. O yüzden çok da böyle hani önden konuşmak istemiyorum. Belki onları, kişileri, şahısları göstermeden, kimseleri göstermeden. Benim yengemi zaten tanıyorsunuz. Melisa'yı da tanıyorsunuz. Sanırım gözüktü mü hiç bloklarında, ama yengem gözükmüştü. Hani onları göstererek sadece o akşamı değil ama o akşamın gündüzünü vloglamayı düşünüyorum. Nişanı da muhtemel vloglarım, ama yine de işte dediğim gibi Melisa'ya sormam gerekiyor. İzin verirse yayınlarım. Hazırlandık. Her şeyi kapıya koyduk. Çocukları da giydirdim. Yıkadım onları da. Her şey tamam. Murat'ı bekliyoruz sadece. Ve ben sabah böyle alelacele, ayaküstü bir kahvaltı yaptım. Şimdi kahve içeceğim. Çocukların sandviçleri vardı orada, yemedikleri. Onları yiyebilirim ya da belki kendime bir ton balıklı sandviç yapabilirim. Biraz vaktim kaldı. O arada da vlogumu açayım dedim. Bugünü neden vlogluyorum? Neden geç açtım? Bugünün de bana bir anı kalmasını istiyorum. Yani saklamak istediğim bir gün olduğu için. Çocuklarla nasıl yapıyoruz? İşte ben çok sık aslında Yalova'ya gidiyorum. Yiğit'leyken de gitmiştim. Hamileyken de Yiğit'le gitmiştim. Çocuklarla yalnız başıma da gitmiştim. Nasıl yapıyorum diye bunu genelde annemle gidiyoruz, ama tek başıma da gittiğim oldu. Gidip döndüğüm oldu. Bunu saklamak istedim yani. Biz vapur yolculuğunu seviyoruz. Seviyorum. Yani ben Eskihisar'dakinden giden vapurda, yani arabalı vapuru da seviyorum. Yenikapı'daki vapuru da seviyorum. Yani deniz yolculuğunu seviyorum. Deniz yolculuğunda da çok fazla işte ne bileyim bebekli yolculuk yapmışlığım, hani emzirmişliğim, alt değiştirmişliğim, uyutmuşluğum falan var. Bayağı bir bu konuda tecrübeliyim. Daha doğrusu zaten her türlü şeyde tecrübeliyim. Yani havada, karada, trende, ondan sonra otobüste, metrobüste, takside, arabada, hususi arabada, arkadaşımın arabasında, parkta, bahçede, hastanede, her yerde çocukla bulunduğum için her türlü tecrübem mevcuttur. Şimdi ben bir kahve içeyim. Murat da geldiğinde bizi tekrar görüşürüz sizinle. 5 gün kalacağız. 5-6 gün kalacağız. Bu bir bavulumuz. Hepimizin bavulu. Bu benim yolculukta yanımda aldığım yedek kıyafetler olan bir çantam. Bu Yiğit'in oyuncaklarını koyduğu bir tane çanta alacaktım aslında. Yiğit'in oyuncaklarını koydu. Kendisi çantası. Bu da Duru'nun ısrarla. Aslında bunu almak istemiyorum. Halen de almak istiyorum. İstemiyorum ama çok ısrar ediyor. O da oyuncaklarını o çantasının içine koydu. Onu da ben taşıyacağım. Yani Yiğit ile kendi oyuncaklarını taşır da Duru'nunki bize kalacak. Böyle büyük bir de çanta şeyimiz var. Karton poşetimiz var. Bunda da ne var biliyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Mavi kapaklar. Biliyorsunuz mavi kapakları biriktirdiğinizde tekerlekli sandalye oluyor. Sanırım 1000 kilosuna, 1 tonuna. Çok iyi bilmiyorum.
Onları biriktirmiştik. Arkadaşım falan da verdi bana. Mini yengem onları topluyor. Onu da toparladığım kapakları. Ve bir de işte böyle kol çantam olacak. Bu kadar. Benim oğlum yine tırtıklamaya başladı can sıkıntısından. Dediğim gibi Murat bir gelsin. Yolda tekrar görüşürüz. Ne yapıyorsun anne? Biz gidiyoruz. Geldi Murat. Yüklendik. Yükledik arabayı. Vapura binerken iyiydi. İnerken hadi hayırlısı. İneriz. İneriz inşallah. Çıktık şimdi gidiyoruz. Bekleme salonundayız. Ne? Hala mı? Tamam anneciğim. Çok sessiz. İlk defa bu kadar sakin değil mi anne? Normalde çok kalabalık oluyor. İlk defa çok sakin görünüyor. Çok sessiz ve sakin sömestr olmasına rağmen. Bir yazın daha kalabalık oluyor da biz biraz erken geldik. Okul saatine var. O yüzden kimse yok. Şimdi bekleme salonunda bekliyoruz. Bir şey olmaz ya. Yavaş iç anneciğim, yavaş. Darling you send me, I know you send me. Darling you. Buradayız. Hamurumun ateşi çıktı. Hı? Çantamda zaten bir derece vardı. Kakaolu da yaparım. Ateş pişirdim. Şu anda daha 8. Ateş pişirici verdim. Yedin gördün mü? Uyuyor zaten. Evet. Camda. Hiç tadına baktın mı? Ya işte daha ben ilk defa yaptım bunu. Zaten bir 15 dakika falan oldu herhalde kalkalım. Kek yapmış.
Alo. Ne yapıyorsun? Evde misin? Ha, geldik biz. Yok ama duru bayağı şey ya. Hep uyudu zaten. Alo. Aynı. Şurup verdim ona. Ekranı görünce karardı. Biz geldik. Anneannemdeyiz hemen. Hemen yemeklere. Geldik. Burada pilavımız. Pilav sıcak. Pilav ısıtayım hemen. Her şey lazım. Bir saniye. Çocukların karnı acıktı. Doğal olarak. Şimdi hemen onlara yemek ısıtacağım. Çalışmıyor mu ya? Hepsini ısıtayım ya. Ay! Gördünüz mü? Patladı resmen. Yemekleri yapmış anneannem sağ olsun. Bezelye yapmış, tavuk yemeği yapmış, pilav var. Şimdi ben onları ısıtayım, çocukları doyurayım. Ondan sonra inşallah görüşürüz. Şu an yol yorgunuyum. O yüzden çok fazla konuşamayacağım. Yani yol yorgunuyum dedim tabii ki, böyle çok uzun uzak bir yolculuk değil ama çocuklarla, bir de durumun bu durumun biraz benim moralimi bozdu. Belki yarın doktora götürürüm onu. Karnı da acıkmıştır. Bir yesinler bakalım, kendilerine gelsinler. Ona göre tekrar görüşeceğiz. Üşüdün mü Yiğit? Onu çok fazla sallama, bak yanarsın. İçinden su çıkarsa dikkat et, tamam mı? Çekim yapıyorum. Onun için durdu. Aldın mı beni? Ben zoom yaptığım için sen gözükmüyorsun. Ay sana konsept yapacaktım ya. Ne konsepti? Evi hemen dağıttılar çocuklar. Evet. Çocuk geldiği belli. Uyuyor mu iyi? Teyzem. Ha yok, uyumuyor. Teyzem bana mumlarla romantik bir şey yaptı. Karşılama. Yemeğimi nereye koydum ben? Duru kuşum çok halsiz. Almanya'dan bir pazarına O da çok. Onu iki adam mı aldın? İki adam vardı bu sene onlardan. Yok, ben bunu Almanya'dan aldım. Ha. Berlin'den aldım. Bunu da bit pazarından aldım. İki adam vardı bu sene onlar. Ya geçen sene de vardı yani. Ben 2017'de gittim ya. Ben 2017'de mi? 2016. İkiya mı? Bakalım altta. Belki ikiyadır. Aynısı çünkü. 2016'da gittim ben Berlin'de. Yazmıyor. Aha. Pili zayıflamış. Yiğit, çamaşırlarına bak. Çok romantik. Çok güzel değil mi? Hmm. 10 euro almıştım ben onu. Bak. Burada. Işıklı. Çok güzel ama ben bayılmıştım. Dedim istersen 50 euro olsun, alacağım ben onu. Şundan görmüştük, hatırlıyor musun Kia'da? Evet. Ama onun şeyi, pili zayıflamış. Dikkat et. Değiştiririm ben onu. İçinde ışık yanıyor işte anneciğim. Aynı sizin. Efendim. Kapattım. Geleyim mi anneciğim? Gel, ben seni alayım. Tipime bakın. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? Saat şu anda 2:24 geçiyor ve biz hala ayaktayız. Neden? Heh, kapıyı kapat aşkım. Aferin benim kusuma. Çekemedim. Niye? Yemeği yedik. Duru hiçbir şey yemedi yani. Ve bir anda ateşi 39.9 pardon.
38.9'a çıktı. Yani 39 oldu. Oh. Ve bir ağırlık çöktü üstüne. Uyku harikası. Ayağının altına bir şey yapışmış. Bebeğin kıyafetin parlaklığı yapışmış. Bak Barbie'nin. Pulu yapışmış ayağına. Nasıl bak, yapışmış? Bilmem. 38.9 oldu ateşi ve bu ateş ona aşırı bir halsizlik hali verdi. Uyku hali. Ben dedim ki tamam gidiyoruz yani doktora. Hemen dayımı aradık. Merhaba. Ondan sonra dayım Beyye teyzemle birlikte burada bir hastaneye gittik. Ay, 39.2 idi hastaneye gittiğimizde ateşi. Merhaba arkadaş. Neyse. Merengem de geldi. Merhaba arkadaş. Üst solunum yolu enfeksiyonu olmuş. Tabii kanını aldılar. Kanına baktılar. Serum taktılar. Hemen bir ağrı kesici, ateş düşürücü bir serum takmamız gerekiyor dedi. Annen ara. Söyle. Sana da su aldım. İstiyor mu? İçerim ben Duru. Sen istiyor mu? Duru'a bak. Kız dudak öyle kalır. Duru. Dudak öyle kalır anneciğim. Şöyle. Aha ağzı var. O arada tabii şey... Çok uykuluyum kusura bakmayın ve biraz saçmalıyor olabilirim. İnfluenza'nın testi varmış. İnfluenza testi yapacağız dediler. Yani ister misiniz dediler. Ben dedim ki hani bu ateşle bu böyle bu durumda hani siz uygun görüyor musunuz hekim olarak? Bakmak istiyor musunuz? Bence yapılsın dedi. Tamam dedim ben de. Burnundan sürüntü aldılar. Arkadaşlar. Böyle kulak pamuğu gibi bir şeyle böyle uzun. Arkadaşlar. Gözükmüyorsun aşkım. Tabii şu an. Yani şu an Duru iyileşti. Arkadaşlar. İlaçların etkisiyle. Bak siz böyle. Oy! 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 Bu kim ya? Darling, you.